Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an kendimi çok poğaça surat hissediyorum. Bugün daha önceden yaptığım ve çok sevildiğini bildiğim bir konseptten devam ediyoruz. Bir fondöten inceleyeceğiz. NYX'in yeni Can't Stop, Won't Stop fondötenlerini, her bir şeyini bugün ele alacağız. Öncelikle söylemeliyim ki bu asla sponsor bir video değil. Evet, NYX tarafından gönderildi bu fondötenler bana. Zaten birçok markadan birçok gönderi alıyorum. Hepsini burada övmediğimi, beğenmediklerimi çatır çatır söylediğimi siz biliyorsunuz zaten. Çok fazla lafı uzatmayacağım çünkü birazcık uzun bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle açtım. Şöyle her rengi elimizde mevcut fondötenlerin. Şöyle benim rengime uyacağını düşündükleri birkaç rengi de var. Ve aynı şekilde kapatıcıları var. Can't Stop, Won't Stop kapatıcılar. Ve bir tane de ne bu? Sünger. Süngerim mevcut. Bunları hiç denemedim. Hiç buradan çıkartmadım. Sadece şöylesine bakmıştım. O yüzden bana da sürpriz olacak. Ve bütün gün boyunca ne oldu, ne bitti bunu bloklayacağım. Günün en sonunda da yüzümde nasıl durduğunu, bütün düşüncelerimi, kalıcılığını vesaire hepsini öğrenebileceksiniz. Ben daha önceden yaptığım gibi bütün bu renkleri hem yüzümde hem kolumda deneyeceğim. Hem kendi renginizi belki bulabilirsiniz benim rengim üzerinden. Hem de birbirleriyle ilişkilerini görebilirsiniz. Sen bu bana olabilir, bu bana olmaz vesaire gibilerden. Tam 45 tane rengi var. Çok iyi bir sayı bu. Hem soğuk, hem nötr, hem de sıcak alt tonlu renkleri varmış. Ayrıca bu Can't Stop, Won't Stop fondöten deneme fiyatıyla 120 lira yerine 80 liraymış. Haberiniz olsun. 24 saate kadar kalıcı olduğu, yüksek kapatıcılı olduğu ve konforlu mat etki verdiği söyleniyor. Yani bu fondötenden mat bir bitiş bekleyeceğiz. Yüksek kapatıcılık bekleyeceğiz ki şuramda çok güzel bir sivilcem var. Bu video için çıkarttığım. Bakalım onu kapatacak mı? 24 saate kadar, ki 24 saate kadar kullanmayacağım ama en azından sabah şu anda saat 12.30 civarı olması lazım. Telefonun içinde kalır, lanet olsun. Saat 8, 9 hatta 10'a kadar bakalım dayanabilecek mi onu göreceğiz. Şimdi ben yavaş yavaş şuradaki en açık renkten başlayıp en koyuya doğru yüzümde size göstermeye başlayacağım. Şunun içindeki sıcaklıkla bunun içindeki pembeliği şu anda görebiliyorum ben. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur oradan. Yavaş yavaş orta tonlara geçtik. Yavaş yavaş diyorum çünkü buranın hepsi açık renk. Sıcak, soğuk, nötr olarak değiştiği için renkler direkt böyle en açıktan en koyuya doğru gitmiyor. Aralarda aslında kendi renginizi bulabilirsiniz. Mesela Neutral Buff, Medium Buff'tan daha koyu gözüküyor. Çünkü Neutral Buff daha sarı alt tonlu, Medium Buff daha pembe alt tonlu. Traveling the mountains just to find the loudest tears. Send somebody fire.
worst, but here I am. 'Cause I've been laying under palm trees waiting. Ellerime çikolata bulaşmış gibi hissediyorum. Tam yüzüme de. Evet, şu anda her rengini yüzümde görebilirsiniz şu anda tenlerin. Bu kadarına gerek var mıydı? Bütün renklerini görelim istedim birlikte. Benim rengim gerçekten de bana gönderdikleri gibi vanilla rengi sanıyorum. Şuradaki renk en çok uyan. Bence dedim her zamanki nemlendiricimle nemlendirdim ve bas sürmedim ki bassız nasıl işleyecek fondöten onu görelim istiyorum açıkçası. Mat bir fondöten olduğu için de ve benim cildimin bazı yerlerinde kuruluklar olduğu için de mutlaka cildimi nemlendirdim. Bence siz de öyle yapın. Bunun dışında yüzümün yarısına fırçayla, yarısına da gönderdikleri kendi süngerleriyle uygulayacağım. Bu böyle kesik uçlu bir sünger. Hem göz altına girmek için çok güzel olabilir hem de baking pudrası için güzel olabilir. Eğer ki baking yapıyorsanız çok sevebilirsiniz. Sadece birazcık yapısının sert olduğunu düşünüyorum. Normalde ben süngerlerde biraz daha yumuşak yapıyı seviyorum ama belli olmaz. Belki gayet severim. Hiçbir sıkıntım olmaz. Şurası şöyle birazcık daha küçük bir eğim var. Burada ise şöyle kocaman bir eğim var. Lafı daha da fazla uzatmadan artık yavaştan makyaja geçiyorum. Şöyle azıcık sallayalım. Elimin arkasına iki pompa aldım. Oldukça yoğun bir yapısı var. En sevdiğim fondöten uygulayıcılarından bir tanesi olan MAC oval altı fırçayla uygulayacağım. Bununla neredeyse imkansız yanlış bir şekilde uygulanması fondötenin. Evet, porselen bana çok açık gelirmiş. Vanilya en iyi rengi. Zaten bu kadar fazla renk skalasının yoğun olduğu bir fondötende renk bulmakta çok zorlanmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Sadece şunda zorlanabilirsiniz. Bu mu acaba? Yoksa bu mu? İlk izlenim olarak gerçekten çok doğal duruyor. Böyle mas mat, cildimi cansız bırakmadı. Ama mat yani. Görebiliyorsunuz o matlığı. Böyle kadife matlığında. Kapatıcılığı gerçekten güzel. Sadece şu sivilcemi o kadar da istediğim kadar kapatmadı. Wow, burası bile hiç gözükmüyor diyemiyorum. Bakayım elimle de deneyeyim. Çünkü fırça da birazcık yayabiliyor ürünü. Bence oldukça yeterli bir kapatıcılığı var. Çok kapatıcı ürünleri zaten çok tercih etmiyorum. Ama bu maske gibi durmayan bir kapatıcılıkta bir ürün. En azından ilk görüntü olarak böyle düşünüyorum. Şuradaki kapanmayan kocaman sivilcem için de çok sıkıntı değil. Çünkü gerçekten kocaman bir sivilce. Onu da kapatıcısıyla kapatmayı deneriz. Fırçayla çok kolay dağıldı. Gerçekten doğal duruyor ki böyle yoğun ürünlerde doğal görünüm çok da gördüğüm bir şey değil. Gözeneklerime dolmadı. Wow. Enteresan. Bana çünkü mat ve yüksek kapatıcı bir ürün beğendirmek çok kolay bir şey değil. Çünkü mat fondöten sevmiyorum. Biraz da şimdi bununla deneyelim. Süngere çok bayılmadım. Çünkü böyle taş vuruyormuşum gibi. Siz görüyorsunuz. Hissediyorum. Daha böyle yumuş süngerler kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama fena değil. Daha yüksek kapatıcılık vermesini sağlıyor şu anda ürünün. Normal bir süngere göre. Bu da iyi bir şey olabilir aslında. Çünkü ürünü gerçekten emmiyor. Direkt cildinize bırakıyor. Süngerle uyguladığımda fırçadan çok daha az ürünle yüzümün yarısına yettirebildim. Şu anda iki taraf arasında ekstra bir fark görmüyorum. Sadece normal olarak süngerle uyguladığım taraf birazcık çok hafif daha ışıltılı gözüküyor. O da zaten süngerin normal uygulama şekli büyük ihtimalle birazdan daha matlaşır. Islak, nemli bir süngerle uyguladığımız için böyle oluyor. Onun dışında şu anda gerçekten fondöten yüzümde çok güzel duruyor. Ama bu demek değil ki fondöten çok güzel. Kalıcılığını, gün içinde işte yüzümde nasıl durduğunu vesaireyi ilerleyen saatlerde göreceğiz. Gelelim kapatıcısına. Burada benim elimde bir tane kapatıcı, bir tane de kontür ürünü var. Hatta aydınlatmak için de bir renk var ama bildiğiniz beyaz olduğu için bunu kullanmayacağım. Belki göz altım için şununla karıştırarak kullanırım eğer ki çok şey değilse, açık değilse. Şunu da kontür için kullanacağım. Elimizdeyken hepsini kullanalım. Evet, birazcık aydınlık renkle karıştırmam gerekecek. Bu da oldukça yoğun bir yapıda. Aynı fondöten gibi. Benim kapatıcı sevmem birazcık zor. Çünkü
sürekli göz altlarımı doluyor. Genelde kapatıcıyı sabitlemeyi sevmediğim için de pudrayla. Evet, bir kapatıcıyı sevmem demek oldukça zor bir iş yapmadı demek. Aynı şekilde buradan fırçayla devam edeceğim şimdi. Kapatıcı çok hızlı sabitleniyor. Yani biraz fazla hızlı sabitleniyor çünkü ben ürünü sürerken daha dağıtırken sabitlenmeye başlıyor ve dağıtmam çok zor. Belki fırçayla alakalıdır. Şimdi bir de süngerle deneyelim ama fondöteni sevdiğim kadar kapatıcıyı sevmeyeceğim gibi geldi. Evet, süngerle sürdüğümde biraz daha fazla beğendim. Çünkü süngerin nemiyle birleştiğinde o kadar da hızlı donmadı ve biraz daha canlı bir görüntü sağladı. Çünkü burada sanki üzerine bir de pudrayla sabitlemişim gibi bir görüntü görüyorum. Belki siz de görebilirsiniz ışık yansımasından. Kapatıcı da oldukça yüksek kapatıcılıkta. Fırçayla uyguladığım tarafta çok çabuk donduğu ve çok çabuk sabitlendiği için herhangi bir çizgilere dolma yapmadı. Ama şu anda hafif, çok hafif süngerle yaptığım tarafta çizgilerime dolduğunu görüyorum. İyi yaşa sevgilim. O yüzden bunu sanırım kullanmayacağım şu anda. Çünkü korkuyorum bütün makyajı mahveder diye. Çok çabuk donduğundan dolayı bunu başka bir zaman denemek istiyorum. Çünkü bu makyajla bütün bir günümü geçireceğim. Şimdi bütün makyajımı bitiriyorum. Ondan sonra geleceğim ve güne devam edeceğiz. Evet, azıcık süslenip geldim. Bu makyajın videosunu da Instagram'a çektim. Instagram hesabından bulabilirsiniz. Beni gömlek tavizli olarak aratabilirsiniz. Gülerken vesaire çizgilerime dolmamış. Makyaj tamamlarken herhangi bir sıkıntım olmamış. Çok çok hızlı donuyor ve kıpırdamıyor gerçekten fondöten. Çünkü mesela şu burnumun şu kısmına fondöteni getirmeyi unutmuşum. Normalde fondöten sürdükten sonra şöyle şöyle yaparım ve orası da düzelir. Şu an o şekilde kalmış. Yani şöyle yaptığımda o fondöten oradan oraya doğru oynamıyor. Şu anda böyle elimle bastırdığımda çok mat, böyle pudramsı bir bitiş var. Yapış yapışlık asla yok. Elime hiç böyle bir ürünlümsü bir şey gelmiyor yani. Sanki sabitlemek için pudra sürmüşüm gibi hissediyorum. Dediğim gibi şu an saat 1. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde ne olacak? Merakla ben de bekliyorum. Şimdilik görüşürüz. Evet, şu an dışarı çıktım. Pazar günü bugün. Kahve içeceğiz. Pazara gideceğiz. evet, bu makyajımla pazara gideceğim şu anda. Sence fondöteni nasıl? Bak bakalım. Mat. Evet. Nasıl duruyor peki? Güzel. Kaşıkların içine girmemiş. Helal olsun. Evet. Ondan sonra kapatılıcı iyi. Şurada son iki yemeğinin izleri var çünkü. Sivilcelerim, evet. Fondöteni duruşunu beğendin. Güzel güzel. Şey duruyor böyle. Çok öyle şey, gerçekmiş gibi duruyor. Ha, güzel. Evet. Doğal. Ha, doğal. Ya boyandığı belli ama sanki elimi sürsem çıkmayacakmış gibi. Bir baksana, çıkmıyor gerçekten. Dur, öyle değil, saçma. Aşkım, öyle yaparsan gelirse ve Allah kahretmesin seni. Şu an eve geldik. 3 saattir falan yüzümde taşıyorum şu anda fondöteni. Elime kocaman aynamı da alayım. Şöyle sürekli şöyle sildiğim için aktığından dolayı. Orası hafif silinmiş normal olarak. Gözlük taktığım için yerlerde bir ufak silinme var. Ama şunu fark ettim ki telefona bulaşmadı fondöten. En sevmediğim şeylerden bir tanesi bu. Zaten size söylemiştim, hani böyle dokunduğunuzda da ele transfer olmuyor vesaire diye. Çok 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 hafif kuruluk olan bölgelerimde, işte şu burun kenarımda vesaire hafif bir toplanma yaptı ama çok büyük bir sıkıntı değil. Mesela şu çizgilerime dolmamış ki genelde oraya doluyor. Mesela şuradaki burnumun kenarına sürekli fondötenler benim doluyor. Orada bir çizgi oluşturuyor. O da olmamış. Bu önemli bir şey çünkü orayı ben sabitlesem dahi pudrayla normalde orada o çizgi olur. Sanki fondöten bir süre sonra pudralaşıyor ve sabitlemişsiniz gibi sabitleniyor. Birkaç saat sonra tekrardan sizi güncelleyeceğim. Herkese yeniden merhabalar. Şu anda saat 9.30 olmak üzere. 9'u çeyrek geçiyor ve ben bütün gün bu makyajı yüzümde taşıdım. Bakalım şimdi göreceğiz ne halde, ne durumda, yakınlaştıracağım da size. Zaten gün içinde de söylemiştim, şu burnumu şöyle buradan sildiğim için sürekli burun ucumdan hafif silindi. Açıkçası onun dışında kalıcılığı gerçekten iyi. Aşırı etkilendim çünkü herhangi bir yağlanma yapmadı cildimde böyle. Ki bu yağlı ve karma ciltler için tercih edilebilir kılıyor fondöteni. Günce de söylediğim gibi böyle telefonu kulağıma koyduğumda
telefona transfer olmuyor fondöten. Ne altına bir baz kullandım, ne üstüne bir sabitleme spreyi kullandım. Buna rağmen bu kalıcılığı ve güzel duruyor olması 8 saat sonunda. Ben çok çok iyi. Sadece ve sadece şurada burun kenarlarımda hafif birikme yaptı. Bu benim burun kenarlarımla alakalı da bir sıkıntı aynı zamanda. Neredeyse bütün fondötenler burun kenarlarımda birikme yapıyor. Bunu da ancak işte güzel nemlendirme ya da güzel bir baz ile sağlayabiliyorum. Dediğim gibi sürekli şurada bir çizgi olur normalde fondötenler bende. Orada birikme yaparlar. O da olmadı. Bunu da fondötenin çok güzel sabitlenmesine bağlıyorum. Ki aynı şey kapatıcı için de geçerli. Kapatıcı da hiç oynamadı. Çizgilerime asla dolmadı. Bu beni bayağı etkiledi. Sadece kapatıcının dediğim gibi bir dağılma problemi var. Çok hızlı dağıtmanız gerekiyor. Çünkü çabuk donuyor. Aynı şekilde pudralı bir görüntüye döndüğü için. Ya da süngerle dağıtabilirsiniz. Süngerle dağıtmada bir sıkıntı olmadı. Üzerine sürdüğüm ürünü de oldukça iyi tuttu. Bu fondöteni kimler sever eğer bunu sorarsanız, yağlı karma cilde sahip olup yüksek kapatıcılıkta bir ürün tavsiyesi isteyenlere açıkçası öneriyorum bu fondöteni. Kuru ciltler için biraz mat bir fondöten. O yüzden kuru ciltlerini çok seveceğini sanmıyorum. Belki normal ciltler de eğer ki mat fondöten seviyorlarsa sevebilirler. Ben genel olarak açıkçası bu fondöteni mesela şu anda tercih eder miyim? Pek tercih etmem. Yani elim sürekli bu fondötene gitmez açıkçası. Çünkü hem genel olarak kapatıcı fondöten çok fazla günlük hayatta kullanmıyorum. Hem de mat fondöten çok fazla sevmiyorum. Daha canlı duran, daha doğal, daha nemli bitişli fondötenleri seviyorum. Ama günlük hayatımda değil de böyle çok uzun süre yüzümde durmasını istediğim işte özel makyaj, özel gün makyajlar olur vesaire olur. O tarz makyajlarda altına güzel bir aydınlatıcı bazla mutlaka ben bu fondöteni kullanırım. Açıkçası fondöten benden geçer bir not aldı, hem de yüksek bir notla beraber. 24 saat gerçekten kalıcı mıdır bilmem ama 8 saat boyunca hiçbir yere kıpırdamadan kalıcı oldu yüzümde. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer böyle videolar daha fazla gelsin diyorsanız mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.